Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Bir cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah dualarınızı kabul eylesin. Bugün Mesnevi'den hikayeler bölümümüz yok. Peygamberler tarihine de ara vermiştik. Bugün değişik bir şey var. Bir geri dönüşüm projem var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Odama otantik bir hava katmasını istediğim bir raf yapmak istedim. Ve bir elekten, belki eski bir elekten, benim aldığım, kullanmadığım bir elekti bu. Onu rafa dönüştürmeye karar verdim. Tabii ben bunu hayal ederken Pinterest'te envai çeşit bu şekilde fikir olduğunu bilmiyordum. Sonra aklıma geldi, orada da benzer şekilde mutlaka bir şeyler vardır diye. Vardım ve birçok görsel gördüm orada da. Sonuçta ben yine aklımdaki şeyi uyguladım. Hani kendi evimdeki, kendi olanaklarımla olan şeyleri uygulamayı düşündüm. Bakalım ortaya ne çıktı? Siz de beğenecek misiniz? Ben birazcık başlamıştım. Devamını birlikte getirelim. O zaman benimle varsınız. Haydi başlıyoruz. Şöyle bir eleğim vardı dostlarım. Elek almıştım. Bunun içine şöyle bir tahta kestirdim ve ben silikonla yapıştırdım. Ve içine de şöyle bir parça sepa örtüsü gibi bir şeyim vardı benim, böyle eskilerden kalma. Onu kestim, içine yapıştırdım. Şimdi birazcık daha süslemeye devam etmek istiyorum. Şöyle bir şey oldu zaten. Yine böyle şöyle dantel gibi, hani fiston mu diyorlar? Şöyle bir şeylerim var. Şimdi bunları üç parçaya ayırdım ben. Şey yapacağım. Şuralara şöyle tekerli desem çalışmıyor. Şöyle. Evet. Yapıştıracağım. Bir parçam daha var. Bu parçayı da altına yapıştıracağım. Şöyle, hani şunla sanki bütünmüş gibi. Gerçi bunun hiç ilgisi yok ama yine bir parçam daha var. Bunu da deneyeceğim. Eğer olursa bunu da buraya şöyle tekelde göstermek çok zor. Şöyle işte, anladınız. Şöyle. Bakalım, yavaş yavaş şimdi silikonumu aldığım gibi geliyorum. Dediğim gibi şuralardan şöyle geçeceğim. Yapabilirsem şunu da yapacağım. Burası olduktan sonra karar vereceğim. Bunu takabilirim, takmayabilirim. Sade de bırakabilirim. Onun kararını sonra vereceğim ama şimdi şunları yapıştırıp geliyorum. Evet dostlarım. Aynı size söylediğim gibi kenarlarına yapıştırdım dantelimi. Bir de şöyle rafa yapıştırdım. Yaprak yapmıştık daha önceden, makrema martmıştım. Makremeyi de şöyle kenarlarına geçtim yapıştırarak silikonla. Bir yerden sonra serbest bıraktım ki şöyle. Buradan da düğüm attım, asabileyim. Şu şekilde oldu. Bakalım duvarda nasıl duracak? Bir deneme yapalım isterseniz. Ben şimdi duvarda çivi olan bir duvar bulayım. Şöyle yanda. Bir de duvarda nasıl olacak? Onu görelim. Evet. Duvarıma astım dostlarım. Şöyle çiviye. Bakın. Bence gerçekten gayet otantik ve güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapacak, deneyecek olanların da şimdiden eline sağlık diliyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere.